Dostlar, videolarımızı izleyenlerin %91'i abone olmuyor. Siz de abone olarak 6000 abone olmamıza destek olabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Vodafone Park'a çeviriyoruz değerli izleyiciler. Sevgili Tuna Akdemir bizleri bekliyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian İsmail taraftarlarla buluşuyor. Sevgili Tuna, söz sende. Veli, teşekkürler. Vodafone Park'tan mutlu günler dileyelim. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş pazar günü deplasmanda ve bu maç öncesinde Vodafone Park'ta taraftara açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Burada keyifli görüntüler var. Ben hemen çekileyim, kameraman arkadaşım Murat Meral antrenmanla ilgili detayları sizlerle paylaşsın. Ben de size detayları aktarmaya çalışayım. Valerian İsmail, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, ilk kez taraftarıyla bir araya geldi. Biraz önce reklamda olduğumuz dakikalarda kapalı tribünün önüne kadar gitti. Taraftarlar Fransız teknik adama atkı taktılar. Onlarla tek tek sohbet etti. Ardından marşlarla Valerian İsmail tekrar geriye doğru geldi. Gerçekten şaşkın bir görüntüsü vardı. Müthiş bir taraftar ilgisi vardı. Fransız teknik adamın gerçekten de taraftarla an itibariyle buluştuğunu söyleyebiliriz. 13 binin üzerinde biletli taraftarın buraya geldiğini söyleyelim. Beşiktaş sembolik olarak buradaki antrenmanı 1 lira olarak belirledi ve bilet satışı gerçekleştirdi. 13 binin üzerinde bilet satıldığını da notlarımıza ekleyelim. Antrenman yaklaşık 5 dakika önce başladı. Kaleciler Ersin, Emre ve Göktuğ yaklaşık 10 dakika önce çıkmıştı sahaya ve Raşit Gezal biraz önce taraftarlar tarafından çağrıldı ve üçlü çektirdi. Milli takımlardan dönen futbolculardan bir tanesi de Raşit Gezal. Onun da altını çizelim. Peki Trabzonspor maçı öncesinde eksikler neler? En çok merak edilen konu, milli takımdan hangi futbolcular döndü, hangileri dönemedi? Şunu söyleyelim, Rıdvan ve Raşit Gezal'ın takımla çalışmalara başladığını biraz önce belirtmiştik. Milli takımda olan futbolculardan iki tanesiydi. Onun altını çizmiş olalım. Ancak Larin ve Atiba, Kanada'nın Jamaika ile oynayıp Dünya Kupası biletini aldığı maçta forma giymişlerdi. Ve şu an itibariyle uçaktalar. Henüz Türkiye'ye dönemediler. Çok uzun bir yolculuk. Bundan dolayı antrenmanda yer almadıklarını belirtelim. Larin'in uçağı ve Atiba ile birlikte geldi ancak antrenmana çıkamadılar. Bugün antrenmanda olmaları bekleniyordu ancak uçağı rötar yaptığı için iki futbolcunun da gelmediğini söyledim. Aynı şey Batshuayi için de geçerli. Belçikalı golcünün de antrenmanda olması bekleniyordu ancak uçağındaki rötar sebebiyle antrenmana çıkmadığının altını belirtelim. Onlar da şu an için yoldalar. Ama biraz önce bir bilgi aldım. Teyit ettirdiğim anda sizlerle de paylaşacağım. Yanılmıyorsam Larin buraya geldi. Hemen bakacağım notlarıma. Evet, Larin geldi ancak antrenmanda yer almıyor. Şu an kenarda. Biraz sonra eğer dışarıya çıkarsa görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Larin Atiba ile birlikte geliyordu. Büyük ihtimalle iki futbolcu da geldi ancak antrenmanda yer almıyorlar. Yarın yapılacak son taktik çalışmada takımla birlikte olacaklar ve ardından Trabzonspor maçının kamp kadrosunda olup olmayacakları belli olacak. Milli aradaydık bildiğiniz gibi. Liglere ara verilmişti bu milli arada. Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerian İsmail ile aslında bu yeni Beşiktaş'ın içerisindeki oluşumla alakalı tanışma fırsatı bulmuş oldu. Valerian İsmail 3-4-3 oynatan bir teknik direktör. Bu taktikle alakalı çalışma fırsatı buldu. Tabii bunun hem avantajları vardı hem dezavantajları. Avantajı şu: bu arada hem mental olarak hem fiziksel olarak Beşiktaş bir yenilenme içerisine gitti. Teknik direktör Valerian İsmail şu anda açık tribüne doğru da gidiyor bu arada. Bunu da paylaşalım sizlerle. Taraftarları tek tek selamladı. Valla üçlü çektirmeye çalışıyor, onu da belirtelim ama ilk kez yaptığı için şu an için yapamadığı Valerian İsmail, ama eminim ki ilerleyen günlerde bunu da öğrenecektir. Yanındaki çalışanlar ona gösterecektir. Devam edelim yayınımıza.
avantajlarından ve dezavantajlarından bahsediyorduk. Avantajlarından bir tanesi yeni teknik direktörle futbolcular bu süreçte hem bir fiziksel hem de mental olarak hem de taktiksel olarak bir uyum sürecini geçirmiş oldular. Ancak milli takımlarda bulunan futbolcuların hem uzun yoldan gelmeleri hem de yeni teknik adamla tanışmamaları bir dezavantaj oluşturabilir. Şunu da belirtelim. Domagoj Vida Hırvatistan milli takımındaydı. Üçlü sistemle karşılaşmaya çıktı. Rıdvan Yılmaz A milli takımımızla birlikteydi. Evet, ilk Portekiz maçının kadrosunda yoktu. Ancak İtalya maçında ilk 11'de sahadaydı. Yine üçlü sistemde 11'de oynadı. Michy Batshuayi Belçika milli takımındaydı. Üçlü sistemin en ucundaki futbolcu olarak o da forma giydi. Raşit Gezal Dünya Kupası'ndan elendiler. Maçın uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu. Forma şansı uzatma dakikalarında buldu. Belki fiziksel olarak çok yorgun değil ama o da uzun bir yoldan geldi. Yani tüm bu parametreleri bir araya getirdiğimizde Beşiktaş'ın milli futbolcularının bu süreçte biraz daha yorgun olduğunun altını çizmekte fayda var. Siyah beyazlarda sakatlı bulunan tek futbolcu kaldı. O da Mert Günok. Mert Günok tedavisi devam eden isimlerden bir tanesi. Uzunca bir sürede takımdan ayrı kalacak. Çapraz bağlarında bir kopma meydana gelmişti. Bu arada kapalı tribün komple takım halinde siyah beyaz futbolcuları çağırdı. Ve orada büyük bir ihtimalle bir üçlü yapacaklardı ama olmadı. Biraz sonra futbolcular yeniden o bölgeye doğru hareket edecektir diye düşünüyorum. Topla antrenmanlarda başlamak üzere ısınma hareketleri sona erdi. Antrenmanı bu arada kameraman arkadaşım Burak eminim ki ekranlara getirmiştir. Çift kale maçta olacak ve tamamının basına açık olduğunu söyleyelim. Bu arada tribünler tekrar Beşiktaş'ı tribünlere çağırıyor. Taraftarlar ve büyük ihtimalle bir üçlü burada gerçekleşecek. Tüm takım haline bir üçlü yapılacak. Uzun zamandır taraftara açık bir basın toplantı, bir antrenman görmedik. Bu arada evet, Atiba'da sağ kenarında kameraman arkadaşım Burak gösterebilecek mi bilmiyorum ama Atiba ve Larin Türkiye'ye giriş yaptılar. Atiba şu anda kenarda. Şu anda kulübeye doğru Gökmen'den rica edelim. Görüntü alabilmemiz için bize bir müsaade edebilirse. Şu anda Atiba hemen kenarda. Onu da Larin de biraz yanında. Evet, Larin de şu anda Burak göstermeye çalışıyor. Kulübün idari direktörü Halil Yazıcıoğlu ile sohbet ediyor. Atiba da buraya kadar, yanımıza kadar geldi. Bu arada Atiba'yı da ve Larin'i de tebrik edelim. İkisi de Kanada milli takımıyla uzun bir aranın ardından Dünya Kupası bileti almayı başardılar. Antrenmana geç de olsa yetiştiler. Tabii antrenmana çıkamadılar ama en azından İstanbul'a gelebildiler. Michy Batshuayi henüz yetişemedi. Bu arada tabii yardımcı antrenörlerle tanışmadığı için Atiba biraz önce Valerian İsmail'in yardımcısıyla da bir selamlaştı. Atiba açılsın ve tekrar dönelim sahaya. Şu anda yelekleri giydi futbolcular. Topla çalışmalar başlayacak. Biraz önce Beşiktaş'ın yardımcı antrenörleriyle sohbet etme şansımız oldu. Bugün yapılacak antrenmanda dar alanda pres top kapma çalışmalarının yapılacağı, son bölümde ise çift kale maç yapılacağını öğrenmiştik. Şu anda yelekler giyildiğine göre büyük ihtimalle takım halinde bir pres çalışması, top kapma çalışması yapılacak. Onun da altını çizmiş olalım. Antrenman biraz sonra başlayacak. Şu anda Valerian İsmail futbolcularına, yardımcıları önderliğinde yapılacakları aktarmaya çalışıyor. Atiba ve Larin'in geldiğinin bir kere daha altını çizelim. Kenardalar şu anda. Henüz takımla antrenmanlara başlamadılar. 13.000'in üzerinde taraftar olduğunun bir kere daha altını çizelim. Rıdvan da bu arada taraftar listeyini kırmadı. Tabi antrenman devam ederken futbolcuların da çok alışık olduğu bir durum değil ama yine de Vodafone Park'ta keyifli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bu arada havadan da bahsetmekte fayda var. Yaklaşık
16-17 derecelik bir hava sıcaklığı var. Oldukça sıcak bir hava var. Montsuz bir şekilde uzun zaman sonra bizler de yayın yapabiliyoruz. Bunun da altını çizelim. Topla çalışmalar başladığında biz de antrenmanla ilgili özellikle bu bölümüyle alakalı detayları sizlerle paylaşacağız. Evet, Türk geldi ve biraz önce söylediğimiz gibi dar alanda Beşiktaş iki takım halinde, hatta üç takım halinde hem top kapma hem de pas çalışması gerçekleştiriyorlar. Teknik direktör Valerian İsmail'in en çok önem verdiği konulardan biri pres, kapılan toplarla hızlı bir şekilde hücum. Bu arada iki top var sahada. İki takım halinde yapılıyor bu. Ortadaki bir takım topu kapmaya ve anında hızlı top oynamaya çalışıyorlar. Antrenmanlarla alakalı basına çok fazla açık olmadığı için birebir seyretme şansımız olmuyor. Ancak aldığımız bilgiler temponun biraz daha yükselmeye çalışıldığı ve bu yüksek tempoda da futbolcuların Trabzonspor maçında yeni taktik dizilişiyle sahada olacağı yönünde. Bunun da önemli olduğunun altını çizelim. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde 3-4-3 de sahada olacak. Ama bu 3-4-3'ü 3-6-1 olarak da zaman zaman değerlendirebiliriz. O kanatlardaki iki futbolcu, bir tanesi Gezal olacak. Diğeri Güven ve Alex arasından bir tercih yapacak Valerian İsmail. O futbolcu hep orta sahaya doğru gelecek. Beşiktaş'ta özellikle defans hattında Vida'nın Hırvatistan milli takımında bir sakatlığı vardı ama yapılan kontrollerin ardından herhangi bir probleminin olmadığını da altını çizelim. Onun da herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Evet değerli izleyiciler, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın taraftarı açık bir şekilde gerçekleştirdiği antrenman devam ediyor. Yaklaşık bir saat daha devam edecek. Biz de detayları takip edeceğiz. Yeni gelişmeler olursa, burada farklı bir detay olursa ya da bir röportaj olursa da anında TRT Spor izleyicileriyle paylaşmaya çalışacağız diyelim ve Veli Yiğit, sözü yeniden sana bırakalım. Teşekkür ediyoruz Tuna Akdemir. 13 bin biletli taraftar değerli izleyiciler tribünlerde ve Valerian İsmail'e de büyük bir ilgi gösterdi. Yine değerli izleyiciler altını çizmekte fayda var. Bunun Trabzonspor maç öncesinde Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta taraftarı açık bir antrenman gerçekleştiriyor ve işte Valerian İsmail'in yine o tribünler tarafından ilk çağrıldığı an ekranlara geliyor ve tribünlere gidişi bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz bu görüntüleri. Vodafone Park'ta taraftarlarla buluştu. Trabzonspor oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian İsmail. Kuşkusuz nasıl bir futbol oynatacağı merak ediliyor. Formasyon olarak 3-4-3 konusunda uzmanlaştığını belirtmişti. 150'den fazla maç oynadığını ve böyle oynamak istediğini ifade etmişti. Ve Beşiktaş'ın da artık yeni formasyonu, yeni sistemi 3-4-3 olarak böylelikle belirlenmiş olduğu. Trabzonspor karşısında sahaya çıkacağı kadro merak ediliyor. Nasıl bir futbol ortaya koyacağı Beşiktaş'ın merak ediliyor. Yeni teknik direktörüyle işte o buluşma anından, ilk buluşma anından görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Vodafone Park'ta coşku böyle yaşandı. Valerian İsmail ile taraftarların ilk buluştukları an değerli izleyiciler.